Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde hikayesi olan bir arşiv vesikası okuyacağız arkadaşlar. Oldukça ilgi çekici bir vesika olduğunu düşünüyorum. Osmanlı'nın son döneminde 1890'lı yıllarda kadın kılığında askere gidip 3,5 sene askerlik yapan ve bunu da hiç kimseye anlatmadan ve fark ettirmeden bu vazifesini yapan bir hanımefendinin hikayesi arkadaşlar. Kardeşinin yerine askere gidiyor. Kosovalı. Ondan sonra 3,5 sene askerliğini bütününü kemali iffetle yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar daha sonra bu duyuluyor ve bazı hadiseler cereyan ediyor. Şöyle ki arkadaşlar, Priştine'de Gilan kazasında arkadaşlar Biagonce ya da Biagofce farklı vesikalarda bazılarında Biagonce bazılarında Biagofce şeklinde köyünde geçen bir olay. Ali bin Recep, kardeşi Ali, babasının adı Recep, Ali'nin adına takma adıyla askere gidiyor ve arkadaşlar kemal iffetle o vazifesini sadakatle yapıyor ve Taife-i Nisa'dan yani kadın olduğunu asla kimseye söylemiyor. Daha sonra arkadaşlar tabii ki hanım olduğu bittikten sonra anlaşılıyor ve 500 kuruş maaş bağlanıyor kendisine. Bununla beraber nişan veriliyor. Daha sonra arkadaşlar yine subaylardan Mustafa Efendi diye bir zatla evleniyor. Ondan da arkadaşlar Mehmet Sabri ve Fahriye isminde bir kız, bir erkek, iki çocuğu oluyor. Daha sonra arkadaşlar bu askerlik hadisesinden 10-15 sene sonra da 15-16 sene sonra da vefat ediyor bu hanımefendi. Peki bu hanımefendi adı ne? Hanko isimli arkadaşlar. Bir hanımefendi. Cenab-ı Hak böyle işte bizim nenelerimiz vardı arkadaşlar. 3,5 sene böyle kemali iffetle, sadakatle erkek kılığında asyelik vazifesini yapıyor. Böyle bir vesikayı şimdi sizlerle beraber arkadaşlar hikayesini anlattık. Şimdi 2-3 tane belge var. Daha çok da belge var arkadaşlar. Ben bunların bir tanesini şimdi size okuyacağım inşallah. Bakalım hangisini okuyayım. Şunu okuyalım arkadaşlar. Evet, vesikamız. Okuyacağımız vesika bu. Tabi arşivlerde Hanko Hanım'ın bu kahramanlığıyla ilgili arkadaşlar birçok vesika var. Öncelikle iki kısma ayırabiliriz. Birincisi bunun ilk defa hanım olduğu belli olduğunda yapılan yazışmalar. Daha sonra vefat ettikten sonra arkadaşlar yine onunla ilgili belgeler var. Onu ifade edelim. Şimdi belgemiz şu burada arkadaşlar Mektubi Sadr-ı Ali kalemi müsevvedatına mahsus varakadır diye. Kısmen de silinik bir vesika arkadaşlar. Zaten yukarıda şurada şu sağ kısım genel itibarla belgenin ilk kaleme alındığı tespit yani karalama kalemine dair onun tarihi kim almış gibi imzası oluyor. Mesela burada net değil ama işte 5 Şevval şurada arkadaşlar 5 Şevval sene 310 yani 1310 tarihinde kaleme alınmış. Burada Minhu yazıyor tekrar aynı tarih. Burada numarası var 699. Burada müsevvidi herhalde ya da tesvidi ilk karalama yapan kişinin burada imzası var arkadaşlar. Ben de imzam. Ondan sonra hususi numaraları var. Bu sağda da arkadaşlar tebiz yani temize çeken kişinin adı var. Tabi bu isimler genel itibarla dediğim gibi karalama şeklinde, imza şeklinde oluyor. Ondan sonra 5 Şevval yine 310 aynı tarihte temize çekilmiş. 10 Nisan sene 309 yani 1893 tarihli bir arşiv vesikası arkadaşlar. Dahiliye ve maliye nezareti celillerine ve tarafı valayi ser askeriye 3 kısma gönderilmiş.
Dahiliye, Maliye Bakanlıklarına, bununla beraber dönemin Genelkurmay Başkanlığına hitaben yazılmış bir arşiv vesikası. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Priştine Sancağı'nın, yani Kosova tarafı arkadaşlar artık, Priştine Sancağı'nın, burada Gilan ya da Geylan iki şekilde de okunabiliyor. Arşivlerde iki şekilde de var arkadaşlar. Kazasında, evet, Gilan kazasında Biya Gofça, bazı metinlerde, Osmanlıca metinlerde bu F harfi Nun şeklinde, Biya Gonca şeklinde de yazılmış. Burada F şeklinde yazılmış arkadaşlar. Biya Gofça diye. Yazıldığı gibi okuyalım. Biya Gofça kariyesi Kur'a efradından. Kur'a efradından. Yani redif askeri arkadaşlar. Biraderi Ali bin Recep'in. Evet. Ali, kardeşi Ali'nin yerine, yani Ali bin Recep. Recep'in oğlu Ali. Yerine namı müstear ile, takma adı ile, yani askere giderken ben Ali'yim diyor. Serfici'de, evet, Serfici'de 15. Süvari Alayı'nın 1. bölüğünde 3,5 sene 42 ay, dile kolay arkadaşlar, 42 ay 3,5 sene müddet her nev hizmeti askeriyesini Taife-i Nisa'dan olduğunu anlatmaksızın, yani erkeğin askerlik koşulları daha farklı, yani onları kimse dillendirmeden arkadaşlar anlatmaksızın bir tavri raculiyette, yani erkek bir asker formunda, kıvamında arkadaşlar, o cesaretle ifa etmiş olan Hanko Hanım'a bakayda hayat 500 kuruş maaş tahsisi demiş. Burada da 11 dipnot gibi düşünebilirsiniz. Yani haşiye gibi. 11'de dahiliye ser asker ve kendisine 3. rütbeden şefkati nişan, şefkat nişan-ı hümayun ihsan buyurulmasıyla muamele-i lazımenin ifası. Yani hem maaş, bununla beraber arkadaşlar şefkat nişanı, yani bununla beraber bir berat, bir nişan da alıyor arkadaşlar. Tabii ki hak etmiş. Şeref sadır olan İradeniye-i Hazreti Hilafet Penahi iftizai ailesinden bulunmuş ve keyfiyet maliye nezareti celilesine tarafı valayi ser askeriye, yukarı ok çizmiş orası arkadaşlar, tarafı valayi ser askeriye bildirilmiş olmalı bermantuk-ı emri ferman, emru ferman-ı hümayun-ı Cenab-ı Hilafet Penahi nezareti celilerince dahi iktizasının ifasına himmet buyurulması siyakında tezkire. Evet arkadaşlar, belgemiz bu kadardı. Bir defa okuduk, yeterli. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, kardeşi Ali'nin yerine erkek sıfatıyla askere giden, kadın olduğunu gizleyen ve 3,5 sene kimseye hanım olduğunu anlatmadan askerliğini kemali iffetle harika bir şekilde yerine getiren kardeşinin askerliğini artık diyelim arkadaşlar, yerine getiren bir hanımefendi hikayesi. O dönemde arşivlerde de yer yer denk geliyoruz. Başkasının yerine askere gitmek suçtu. Tabii bu erkekler için öyleydi arkadaşlar, ama tabii ki bu suçu değil mi ya da neyse, bunu yapan bir hanım olduğu için arkadaşlar ne yapıyor? Padişah tarafından ödüle layık görülüyor. 500 kuruş maaş artı nişan, şefkat nişanı veriliyor arkadaşlar. Cenab-ı Hak kendilerinden, bütün nenelerimizden, dedelerimizden, bize bu toprakları emanet bırakan bütün atalarımızdan ebediyen razı olsun. Bizler de inşallah onlara layık birer hafid, yani torun oluruz duasıyla arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Tabii ki lütfen sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bununla beraber bu dersi lütfen paylaşın. Nenelerimizin kahramanlıklarını herkes duymalı, bilmeli. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.